Torpil fabrikasından sanat merkezine. Washington'daki Çin mahallesi yok mu oluyor? Böcekler de bir omega 3 kaynağı olabilir. Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından hayatın gündemiyle karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Sağlıkla başlıyoruz. Adı kan beyin bariyeri. Görevi kandaki zararlı maddelerin beyne girmesini engellemek. Ancak beyin kanseri tedavisi için gerekli ilaçların beyne ulaşması da bu bariyere takılıyor. Uzmanlar şimdi bu durumu aşmanın yollarını arıyor. Lazer terapisi beyin kanseri tedavisinde 2009'dan beri kullanılıyor. Uzmanlar şimdi de aynı teknik sayesinde kemoterapi ilaçlarını doğrudan beyne iletmeye çalışıyor. En kritik aşama koruyucu kan beyin bariyerini aşmak. Bu bariyer işini öyle yapıyor ki ilaçların beyne erişmesini engelliyor. Kate Smith'in yumurtalık kanseri metastas sonucu beyne yayılmış. Bu tür beyin kanserine glioblastoma adı veriliyor. Beynimde üç tümör tespit edilmişti. Büyük üzüntü içindeydim. Smith, lazer terapisi görmüş, beyne sokulan ince bir sonda doğrudan kanserli bölgeye ulaşıp tümörü içeriden yakıyor. Washington Üniversitesi'nden Profesör Elik Luthard, tedavi sırasında lazerin kan beyin bariyeri üzerindeki beklenmedik bir etki yarattığını gördüklerini söylüyor. Kan beyin bariyerinin lazer terapisinden 4 hafta sonra aşıldığını gördük. Bu şekilde sadece tümörü öldürmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda beyne başka şekilde ulaştıramayacağınız ilaçlar için bir pencere açmış oluyorsunuz kan beyin bariyerini aşması son derece zor olan doksorubisin adlı deneysel kemoterapi ilacı kedinin beynine doğrudan zerk edilmiş. Kan beyin bariyeri iki yönlü bir cadde gibidir. Bu bariyeri kaldırdığınızda beyne bazı ilaçları eriştirmeniz mümkün olur. Ancak aynı zamanda beyninizdeki bazı maddeler de kana karışır ve bağışıklık dahil başka sistemlere yayılır. Bağışıklık sistemi kanserle mücadeleye yardım eder. Kan beyin bariyerini kaldırmak beyni riske attığı için tehlikeli bir uygulama olsa da Cathy Smith'in işine yarıyor. Glioblastoma ateşisi konulan hastalar ortalama sadece 15 ay yaşayabiliyor. Smith ise 2009'dan beri mücadele ediyor. <laughs> Deneysel bir tedavi için uygun aday olduğumu söylediklerinde sevindim. Her şey yolunda gitti ve kanser tedaviye cevap verdi. St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nden beyin cerrahları yıl sonuna doğru tedaviye ilişkin resmi bir rapor yayınlayacak. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi Washington. Gıda sıkıntısı özellikle bazı Asya ülkelerinde giderek artan bir durum. İşte bilim insanları da bu kaynakları genişletmek amacıyla pek de cazip gelmeyen alternatifler üzerinde çalışıyor. Bu alternatifler arasında çekirge veya benzeri böcekleri artık yemeklik yağ olarak kullanmakta var. Uzmanlar sadece balıkların değil, böceklerin de bir omega-3 kaynağı olduğunu söylüyor. Dünyanın bazı yerlerinde böcekler en lezzetli yemekler arasında kabul edilse de bunun düşüncesi bile çoğumuzun midesini bulandırır. Batı ülkelerinde böcekleri bütün olarak yeme kültürü yok. Biz böceklerdeki proteini toz haline getiriyoruz. Böylece insanlar çok daha faydalı protein alırken böcekleri de görmemiş oluyor. Böceklerdeki yağların birçok farklı kullanım alanı olsa da biz bu yağları yemek yapımında kullanmanın yollarını araştırıyoruz. Hollanda'da bir üniversitede çalışan Meksikalı araştırmacı Dalean Sompasossa, böceklerin çok zengin bir omega-3 kaynağı olduğunu söylüyor. Omega-3 yağlarının temel kaynağı balıklar olsa da çevreciler aşırı avlanmanın okyanuslardaki dengeyi bozduğunu belirtiyor. Böceklerin besin kaynağı olarak kullanılmasını Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de destekliyor. Örgüt 2013'te yayınladığı bir raporda besin kaynağı olarak böcek yetiştirilmesinin hem çevre dostu hem de dünya gıda üretimini artıran bir uygulama olarak tanımladı. Uzmanlar böceklerin çok az yemli büyüdüğünü ve diğer protein kaynaklarından daha zengin olduğunu söylüyor. Ayrıca yağ, vitamin, lif ve mineral zengini böceklerin soyunun tükenmesi gibi bir kaygı da söz konusu değil. Ancak her böceğin yağ faydalı değil. Hamam böceği bunlardan biri. Araştırmacılar her böceğin farklı lezzete ve dokuya sahip olduğunu söylüyor. This is very liquid and it has a different... Bu çok akışkan ve rengi farklı. Bu böcek ise yarı katı ve rengi mat. Dolayısıyla salata sosu olarak kullanmak daha kolay. Ayrıca katı yağ gerektiren hamur işlerinde de kullanılabilir. Böcek yağlarının tüketim için güvenli olup olmadığı test ediliyor. Ancak hepsinden önemlisi insanların tiksinmeden böcek yemeye alışması gerekiyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, Rus milyarder Yuri Milner ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg uzayda yaşam olup olmadığını araştırmak için yeni bir uzay programı başlattıklarını açıkladı. Program hayata geçince bilgisayar çipi büyüklüğünde üretilecek bir uzay mekiği başka bir yıldız sistemine ulaşarak dünyaya bilgi gönderecek. Breakthrough Spaceshot projesiyle en yakın yıldız sistemine küçük robot uzay mehiklerinden oluşan bir filo gönderilmesi planlanıyor. Hedeflenen yıldız sistemi Alpha Centauri. Milner, New York'taki bir konferansta örnek modeli tanıttı. Bu bir uzay çipi. Bu bir gramlık aygıtın katmanlarında kameralar, foton iticileri, akü, navigasyon ve iletişim sistemi mevcut. Milner, posta pulu büyüklüğündeki çipin fiyatının bir akıllı telefondan pahalı olmayacağını söylüyor. Mucitler bu aygıtlara nano araç diyor. Çok sayıda araç uzaya yollanacak ve uzayda güçlü lazer ışınlarının desteğiyle seyahat edecekler. Hızları da bundan önce uzayda seyahat eden herhangi bir araçtan fazla olacak. İnsanlık çok uzun süredir diğer gezegenlerde ve yıldız sistemlerinde hayatla ilgili hayaller kuruyor. Ancak bunun bizim yaşam süremizde mümkün olması beklenmiyor. Uzay bilimci Hawking ise Dünya ve Alfa Centauri arasındaki 40 trilyon kilometrenin bir nesilde aşılabileceğini düşünüyor. Bence önümüzdeki engelleri aşmamız bizi özel kılıyor. Yer çekimi bizi dünya yüzeyine bağlasa da ben geçenlerde Amerika'ya uçtum. Amerikalı bilim insanı Freeman Dyson bu kadar uzağa gitmenin gerekmeyebileceğini söylüyor. Dünya ile Alfa Centauri arası boş değil. Karşı tarafta ilginç bir şey bulmak için geçmemiz gereken bir boşluktan bahsetmiyoruz. Aksine arada binlerce obje var. Dyson, yaşamın bir asteroid ya da gezegen olmayan galaksideki başka bir obje üzerinde bulunması olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Buna rağmen seyahat en az 20 yıl sürecek. Girişimciler göreve hazırlanmanın da 20 yıl süreceğini düşünüyor. Bundan sonra elde edilen bilgilerin dünyaya geri yollanması en az 4 yıl sürecek. Amacımız dünyadan herkesin bu projenin bir parçası olması, özellikle de gençlerin. Projenin sonuçları alınmaya başlandığında onlar hala hayatta olacak. Bugün doğan birisi o gün geldiğinde 50'lerinde olabilir. Tabii eğer teknolojide yeni ilerlemeler süreci hızlandırmazsa. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Frank Warren isimli bir Amerikalı 1 milyon sırra sahip. Dünyanın her ülkesinden hiç tanımadığı insanlar ona sırlarını kartpostal da yolluyor. Bu yabancılar isimlerini vermiyor. Warren en sevdiklerini internet üzerinden ya da sergilerde paylaşıyor. Bu sergiler tıka basa doluyor. Amerika'nın sesi ufak bir sosyal deney olarak başlayan bu girişimin nasıl çok yönlü dünya çapında bir olguya dönüştüğünü sizler için derledi. Dear birth mother, Sevgili biyolojik annem, çok iyi bir ailem var. Aşık oldum, mutluyum. Frank Warren sırt topluyor. Bana kaba davranan müşterilere kafeinsiz kahve veriyorum. Dünyanın her yerinden tanımadığı insanlar Frank'e içini döküyor. 11 Eylül'den önce beni tanıyan herkes öldüğümü zannediyor. Tüm bu süreç 10 yıl önce Washington'da başlamış. İnsanların sırları var mı? Eğer varsa benle paylaşırlar mı diye merak ettim. Bu nedenle üzerinde benim adresim olan 3000 kartpostal bastırdım. Arkasını sırlarını yazmaları için boş bıraktım. İnsanlar bu çağrıya yanıt vermiş. Warren'da en sevdiklerini internette yayınlamaya başlamış. İnsanlar kartpostallara sırlarını yazıp farklı dillerde Warren'a yollamaya başlamış. On yıl sonra 1 milyondan fazla mesaj almıştım ve haftanın 6 günü gelmeye devam ediyorlardı. Warren her kartı okuyor ve hepsini saklıyor. I that if I could a safe place... İnsanların gizli fantazilerini, korkularını, arzularını, rezil oluşlarını ve komik öykülerini gizli yardımlarını paylaşacaklarını düşünmüştüm. Post Secret projesi gerçekten de özel. Milyonlarca kişi internet sitesinde kart postalları okumuş. Secrets can take many forms ve konuşmalarına katılıyor. Bir de kitaplar var. Washington'daki Smithsonian Ulusal Posta Müzesi'nde yarım milyon kartpostal sergileniyor. İnsanlar bu sergiye bayılıyor. Bazen insanların burada saatlerce kaldığını görüyoruz. Kartpostaldan kartpostala atılıyorlar. Her biriyle konuşuyor gibiler sanki. İnsanlar bazılarına gülüyor, bazen ağlayanları görüyoruz. Bu sırlarda kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Ona en büyük sırrımı söyledim ve beni hala seviyor. Öyle görünüyor ki hangi kıta, hangi dil olursa olsun sırların altında aynı korkular, aynı umutlar ve arzular yatıyor. Benim için böyle yüz binlerce insanın bana güvenerek en derin ve gerçek sırlarını paylaşmaları bir ayrıcalık. Hapishane filmlerindeki gibi değil. Bu zarfta kullanmadığım bir intihar notunun yırtık kalıntıları var. Şimdi ise dünyanın en mutlu insanı gibi hissediyorum. Bu en sevdiklerinden biri. When I love... Sevdiğim insanlar telefonuma sesli mesaj bıraktığında hep bunları saklıyorum. Yarın ölürlerse onların seslerini başka türlü duyamam. Bu kişinin ilk kaydettiği mesaj anneannesinin doğum günü için söylediği şarkı. Devrim Moral, Amerikanın Sesi, Washington. Soyut resimden heykele, sanatın her türlüsü bazen kişilere fazla gizemli gelir. Ancak Virginia'daki eski bir torpil fabrikası olan bir sanat merkezi halkın sanatla yakınlaşmasına yardımcı oluyor. Amerika'nın sesi Alexandria ilçesindeki bu merkezi ziyaret etti. Torpedo Factory Sanat Merkezi bir zamanlar gerçekten bir torpil fabrikasıymış. Ana girişte sergilenen yeşil torpil ziyaretçileri 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki dönemde fabrikanın patlayıcı ürettiği günlere geri götürüyor. Savaştan sonra bina depo olarak kullanılmış. Yaklaşık 40 yıl önce de Alexandria Belediyesi sanatçıların fabrikayı stüdyo olarak kullanmasına izin vermiş. Bugünse bu sanat merkezi tüm dünyada örnek gösteriliyor. 165 sanatçı, 82 stüdyo, 7 galeri, bir arkeoloji müzesi ve sanat okuluna sahip olan Torpil Fabrikası Sanat Merkezi halkı sanatla yakınlaştırmaya çalışıyor. Eric Wallner merkezin direktörü. Sanatı kişiselleştirmeye odaklanıyoruz. Ziyaretçiler stüdyoya girip sanatçıyla konuşup soru sorabiliyor, çalışmasını izleyebiliyor ve ne yaptıklarını öğrenebiliyor. Ressam Michel Hoban sanatçı olmak için işini bırakmış. Hoban halkın katılımından çok memnun. Sanata alışmak biraz zaman alıyor. Bizim görevimiz sanat eğitimi vermek, iletişim kurmak ve sanatı anlaşılır kılmak. Chris Ernie bir zamanlar sanayi tasarımcısıymış. Meslek değiştirdim, emeklilik fonumu bozdum ve heykeltıraş olmak için ne gerekiyorsa yaptım. Bugün ünlü bir heykel olan Ernie, Amerikan Büyükelçiliklerinin yeni mührünü tasarlamış. Ernie, Torpil Fabrikası Sanat Merkezi'nde konuştuğu kişilerden ilham aldığını söylüyor. Tavsiye almak isteyen sanatçılarla tanıştım. Bu harika bir duygu. Bazen de sanata büyük ilgisi olan ve sanatçı olmak isteyen çocuklarla konuşuyorsunuz. Ziyaretçiler istedikleri stüdyoya girip sanatçıyla konuşabiliyor. Bir sanat çalışmasını izlemek çok güzel bir şey. Sanatçıyı tanımak ve eserini hangi düşüncelerle yarattığını anlamaksa bu deneyimi daha da özelleştiriyor. Torpil Fabrikası Sanat Merkezi yılda 500 bin ziyaretçi çekiyor ve Alexandria Belediyesi'ne 16 milyon dolar gelir sağlıyor. Sanatı daha yakından tanımak isteyenler akın akın merkeze geliyor. Ayşe Simit, Amerikanın Sesi Washington. Amerika'nın kuzeyinde yer alan ve Great Lakes bölgesinin bir parçası olan Erie Gölü'nü besleyen nehirlerden biri, bölgeye has olmayan Asya sazanının yaşam alanı. Ancak bilim insanları, oldukça iştahlı olarak tanımladıkları bu balık türünün bölgedeki diğer göllere ulaşması ihtimalinde göllerin ekosistemlerinin yok olacağını söylüyor. 3 kilometre uzunluğundaki ahşap set, Indiana'nın Eagle Marsh olarak bilinen bölgesinde bulunuyor. Bu bataklık alan 290 hektarı kapsıyor. Aşırı yağmurlarda ya da karlar eridiğinde nehirler bu bölgeye taşıyor ve su bir süre sonra Great Lakes'e ulaşıyor. Little River Wetlands Project'ten Betsy Yankovyak sorunun temelinde bunun yattığını söylüyor. Birçok federal daire, eyalet kurumu ve bölge insanı bir araya gelerek havzaları ayırmaya ve böylece Asya kökenli endemik olmayan bu sazanın eğri görüne girişini engellemeye karar verdik. Yakındaki Vabaş Nehri'nde Asya sazanları yaşıyor. Karlar eridiğinde bu nehir Mome Nehri ile birleşiyor. Bu nehirde Eri Gölü'ne dökülüyor. Eri Gölü de Great Lakes'e bağlanıyor. Eğer Asya sazanı bu göllere ulaşırsa bilim insanları bunun ekosistem için bir felaket olacağını söylüyor. Bunlar çok iştahlı balıklar, plankton gibi mikroskobik boyuttaki canlıları yiyorlar. Bu da yerel türleri hayatta kalmalarını sağlayacak kaynaklardan mahrum bırakıyor. İnşa edilen setin, sazan ve diğer 200 içkarcı türün Great Lakes'e girişini engellemesi umuluyor. Sazanın bu göllerdeki sanayiye ve ticari balıkçılığa zarar vermesinden korkuluyor. İlk aşamada araştırmacılar mobil bir zincir çitle soruna geçici çözüm getirmiş. Ancak seti inşa eden mühendis Doan Ritman, bunun yetersiz olacağını bildiklerini ancak daha fazlasını yapmak için büyük engelleri açmak zorunda kaldıklarını söylüyor. İlk olarak bir bataklıkta iş yapıyorsunuz. Çok büyük hacimli çamuru bu bataklığa taşımak zorunda kaldık. Proje ilkbaharın Indiana eyaletinin en yağışlı baharı olmasıyla daha da zorlaşmış. Ancak kuru geçen sonbahar mühendislerin projeyi zamanından önce bitirmesine olanak sağlamış. Bundan sonrasında setin bakımı Little River Redlands Project çalışanlarının ve çevre yetkililerinin görevi. Bu yapının üzerindeki çimi biçmek, toprağa kazan hayvanları engellemek ve dağ sıçanı gibi canlıların sete zarar vermediğinden emin olmalıyız. Projenin son aşamaları buraya bir yürüyüş yolu eklemeyi içeriyor. Bundan sonra endemik bitkiler eklenecek ve proje bahara kadar tamamlanacak. Mehmet Toroğlu Amerika'nın Sesi Washington Washington'daki Çin mahallesinde bir zamanlar Çin'den gelen çok sayıda göçmen yaşıyordu. Ancak yıllar içinde mahallenin Çinli nüfusu giderek azalmaya başladı. Yerel Çin kültürü de yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttu. Sanatçı Tishin Dai, Washington'daki Çin mahallesinde yaşayan az sayıda Çinliden biri. Dai, sahibi olduğu iki sanat galerisini kiraların artması nedeniyle kapatmak zorunda kalmış. Dışarıdaki tabela galerilerin varlığına dair tek işaret. Mahalledeki konut fiyatları farklı etnik kökenlerden kişilerin bölgeye yakın etmesiyle son yıllarda çok arttı. Mahallede bir zamanlar 3 bin Çinli yaşarken şu anda Çinli nüfus sadece 300. Başka mahallelerdeki dil ve kültür farklılıkları nedeniyle kente gelen çoğu göçmenin Çin mahallesini tercih etmesiyle bu bölge oldukça gelişti. Çin kültürünü korumayı amaçlayan örgütün başkan yardımcısı Tom Fong'a göre mahalle yavaş yavaş değişiyor. Çin'den gelenler çocukları İngilizce öğrenir öğrenmez Çin mahallelerinden ayrılma planları yapmaya başlıyor. Çocuklar başka mahallelerdeki okullara yazdırılıyor. Aileler başka yerlerde hayat kurmak için Çin mahallesindeki İngilizce bilen bir tercümana ihtiyaçları olmadığını düşünüyor. Mahallenin dar gelirli Çinli sakinlerinin çoğu hükümet yardımı alıyor ve Çin mahallesindeki düşük ücretli iki apartman binasından biri olan Museum Square'de yaşıyor. Ancak hükümetin bu binalara sağladığı sübvansiyonun süresi bu ay sonunda doluyor. Sahibi binayı yıktırıp yerine rezidans inşa ettirmek istediği için apartman sakinleri taşınmak zorunda bırakılıyor. Binada 9 yıldır yaşayan dahi taşınmak istemediklerini söylüyor. Burada çok sayıda çocuk ve yaşlı yaşıyor. Çocukların bazıları bu apartmanda doğdu. Bazı ailelerde 3 kuşak bir arada oturuyor. Derek Hayra, Çinli sakinleri olmadan belediyenin Çin mahallesini özellikle bir turistik bölge olarak pazarlayamayacağı görüşünde. Farklı din ve etnik kökenlerden gelenlere karşı hoşgörülü olan ve kültürel çeşitlilik barındıran kentler en çok yenilik olan yerlerdir. Kültürel farklılık ve ekonomik kalkınma arasında sıkı bir bağ var. Tom Fong, Çin kültürünün korunmasında Çin mahallesinin büyük rol oynadığını söylüyor. My hope is that... My kids and their kids will still have... Çocuklarımın ve torunlarımın hayatında Çin Mahallesi'nin önemli bir yeri olmasını istiyorum. Buraya gelip aslan dansını yapmaları, kültürümüzü yaymaları ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmaları benim için çok önemli. Ayşe Gösemez Amerika'nın Sesi Washington. Başkan Abraham Lincoln'e düzenlenen suikastten hemen sonraki anları yansıtan resmi restorasyonu yeni tamamlandı. Eser Washington'daki Ford Tiyatrosu'nda tanıtıldı. Ford Tiyatrosu aynı zamanda Amerika'nın 16. Başkanı Lincoln'un vurulduğu mekan. Resim suikast gecesi yaşananları yansıtan tek eser olma özelliğine sahip. <laughs> Başkan Abraham Lincoln eşi Mary ile birlikte Washington'daki Ford Tiyatrosu'nda bir oyun izlerken vurulmuştu. Suikastı düzenleyen John Wilkes Booth kaçmayı başarmış, yaralanan Lincoln caddenin karşısındaki Peterson evine götürülmüş ve sabah yaşamını yitirmişti. Ulusal park hizmetlerine ait resim o gece yaşananları yansıtıyor. Peterson evine komşu evde yaşayan bir ressam. Balkonda iç savaşın bitişini kutlayan geçit töreninin resmini yapıyordu. Başkan Lincoln'un sokağa çıkarıldığını gören ressam, tarihi bir ana tanıklık ettiğini hemen anladı. O anı kapataslak çizen ressam, çizimi daha sonra tuvale aktardı. Sevgi dolu ellerde taşınan Lincoln adlı resim, Alman sanatçı Karl Berş'e ait. Daha önce de restorasyondan geçen resmin kapsamlı onarıma ihtiyacı vardı. Restorasyon görevi David Olin'e verildi. 30 yıldır sanat eseri restorasyonu işiyle uğraşıyorum. Lincoln Sülkastini, Ford Tiyatrosu'nun önünde olup bitenleri yansıtan bir eseri ilk kez gördüm. Bu benim için son derece özel bir deneyimdi. Olin ve ekibi restorasyonu 6 ayda tamamladı. Restorasyonun ilk aşaması eski katmanları çıkarmak. İkincisi aşama yapısal onarım. Resmin aşınmış yıpranmış bölümlerini nokta nokta onarıyoruz. Resmin orijinal renklerini koruyoruz. Temizlik ve onarım işlemlerinin amacı sanatçının asıl maksadını ortaya çıkarmak. Restorasyonda görev alanlardan biri de Tamara Luziki. Resmin üzerinde son 100 yıl içinde oluşan tabakayı kaldırdık. Artık sanatseverler uzun yıllardır resmin üzerine örten maskeyi değil, eserin orijinalini görecek. Umarım ziyaretçiler resmi gördüklerinde o gece Ford Tiyatrosu'nda olanları akıllarına getirir. O gecenin tarihi önemi var. İlk kez bir başkan suikaste uğramıştı. İktidar barışçı bir şekilde el değiştirmişti. Bu nedenle Lincoln'un suikaste kurban verilmesi çok acı olmuştu. Resim bu acıyı yansıtıyor. Resim Ford Tiyatrosu Müzesi'nde Lincoln'un vurulduğu nokta yakınında sergileniyor. Eser, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yansıtıyor. Devrim Moral, Amerikan'ın Sesi Washington. Her büyük gitaristin arkasında pek de tanınmayan bir başka sanatçı vardır. Kolombiyalı Tony Acosta da bu sanatçılardan. Acosta, 2014'te yaşamını yitiren Paco de Lucia dahil Amerika'nın önde gelen klasik ve flamenko gitaristleri arasında çok iyi tanınan bir isim. Neden mi? Birlikte izliyoruz. Müzik <laughs> Welcome to Lutier Music Corporation. This is our, this is the entrance. Klasik müzik eğitimi almış olan Acosta hem müzisyen hem iş adamı hem de dünyanın en iyi klasik ve flamenco gitar teli üreticisi. Müşterileri arasında Arjantinli Jorge Morel ve 2014'te yitirdiğimiz Paco de Lucia var. En iyi gitarın fiyatı 20 bin doları buluyor. Acosta'nın şirketi Luthier'ın satışları 2008'deki ekonomik kriz öncesinde 2,5 milyon dolardı. Ancak Acosta birçok dükkanı satmak zorunda kalmış. Acosta'nın geliştirdiği naylon gitar teli ise kriz sırasındaki satışlarla şirketi batmaktan kurtarmış. When the economy went down... Ekonomi kötüleştiğinde müşteriler bir gitara 5 bin, 10 bin dolar harcamaktan kaçınıyordu. Ancak ürettiğimiz naylon gitar teli şirketimizi ayakta tutmayı başardı. Akosta'nın işleri şimdi yoluna girmiş görünüyor. 30 yıllık şirket Luthier Music aslında çok daha büyüyebilirdi ancak Akosta üretimi arttırmak istemiyor. Money, yes. we money and we... Hepimizin paraya ihtiyacı var. Parasız yaşayamayız. Bunu anlıyorum ancak para beni diğer insanlar kadar cezbetmiyor. Akosta ürünü iyi olduğu sürece paranın da geleceğini söylüyor. That's what I care the most, you know. they... Benim için en önemlisi ürünün kusursuz olması. Perfect. Costa için gitar terinin kusursuz formülünü bulmak kişisel bir serüven. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Hayatın gündeminden bu hafta öne çıkanlar böyleydi. Haftaya yepyeni başlıklarla yine bu ekranda buluşmak üzere. Mutlu haftalar.